Hello, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün benim için çok önemli bir video çekeceğiz. İnşallah bu videoyu böyle hep demeden ilerlersem çok mutlu olacağım. Çünkü heyecanlı olduğumda böyle yapıyorum. Bugün sizlerle 2020'nin sonunun, 2021'imin favori kitabından bahsedeceğim. Yani daha doğrusu artık tüm zamanlarımın favori kitabı oldu, serisi oldu daha doğrusu. Hiç beklemiyordum böyle bir şey olmasını. Çünkü o kadar uzun zamandır filmlerini izliyordum ve filmlerini zaten çok seviyordum. Ama asla kitaplarını okuyup favorim olacağını düşünmüyordum. Bir tık daha hep böyle bir önyargıyla daha genç kitabı. Hani ben okuyamam, ben okusam da artık keyif almam diyordum ki size göstereceğim. Şimdiki zaten tahmin edebiliyorsunuzdur. Evet. Harry Potter arkadaşlar. Yani şöyle göstermek istiyorum. O kadar çok her yerine post-it attım ki. Şuraya bakın. Yani o kadar çok sevdim ki bunu nasıl size doğru düzgün anlatabilirim bilmiyorum. Yavaş yavaş başlayacağım. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Bayağı küçük yaşımdan beri sürekli Harry Potter izlerim. Harry Potter'ı çok severim. En sevdiğim karakterler Weasley ailesidir. Ve kendi içimde filmlerinde hangisini daha çok seviyorum, hangisini sevmiyorum, hangisine çok kızgınım diye çoktan ayırmıştım. Ve her sene mutlaka kardeşimle birlikte maraton şeklinde filmlerini izlerdik. Eda bana en yakın arkadaşım. Bana sürekli kitabını oku, kitaplarını oku. İnan ki her şey çok değişik, bambaşka bir dünya. Filmleri hiçbir şey, filmleri kötü diyordu. Ve ben de filmlerini o kadar iyi buluyordum ki şöyle düşünüyorum. Yani ne kadar kötü olabilir ki? Yani ben çok sevdiği için böyle diyor. Filmleri bence yapılmış en iyi uyarlama. Nerede var ki başka böyle bir şey? Hani kitaptan uyarlama olan filmler nasıl kötü oluyor? Bu her şey var içinde. Hani sizi çok içine çekiyor dünyasıyla. Yoksa nasıl hayal edebilirdik tarzı hep böyle düşünüyordum. O yüzden bana göre değil diyordum. Bir tık daha çocuksu diye. Nedense geçen senenin sonlarına doğru seriyi almak istedim. Bir tık daha bir farklılık, bir deneyim. Neden denemeyeyim? Neden şans vermiyorum dedim kendi kendime. Arkadaşlarımın o kadar demesini aldırmadan benim kendim böyle düşünmem gerekiyormuş. Ve aldım. Açıkçası birinci ve ikinci kitapta kesinlikle bir değişiklik hissetmedim. Hatta okurken Instagram'da hikayelerimde sürekli aynı ya bu işte şu an her şey aynı ilerliyor. Hani bu mu farklı olacak tarz cümleler kuruyordum. Bir saniye hatta göstereyim şöyle birinci ve ikinci kitabını. Zaten çok küçükler. Filmlerde o yüzden küçüklerden kastım işte daha kısa sayfaları. O yüzden filmlere tüm içindeki her şey sığabilmiş. Çok fazla bir iki tane. Bir iki eksiği, en fazla üç eksiği var ya da bir replik kısa sürüyor. Öyle hani çok sizi etkilemiyor filmlerde. Okurken de ben hani yani iyi hoş, çok güzel okumak da çok harika bir deneyim ama hani filmlerde olurmuş falan diyordum. Ardından 3 okumaya başladım. 3'te bir tık değişiklikler başlıyor gerçekten. Ve bu değişiklikler fark edilir bir levele geliyor. Ama yine de ben filmini de çok sevdiğim için Azkaban Tutsağı'nın hiçbir yine hani filmleri okeyim hala. Tamam ya yine çok güzel evet anlıyorum. Anlamaya başladım işte kitaplarını çok sevip filme kızanları anlamaya başladım ama niye bu kadar hala abartıyorlar anlamıyorum falan diyorum. Kendi içimden o da yani hani yargıladığımdan değil de kendi kendimle bir hani bir fikir alışverişi yapıyordum. Ya ben öyle düşünmezdim gibi. Nasıl anlatılır bu? 5000 kez falan hani dedim büyük ihtimalle. Öyle filmleri ile aynı diyordum. Ardından işte her şeyin değiştiği o kitaba geldim. Ateş Kadehi. En sevdiğim film yani seride en sevdiğim film Ateş Kadehi zaten. İnanılmaz hoşuma gidiyor. Çok mükemmel bir görsel. Şöyle yani çok eğlenceli, inanılmaz heyecanlı. Her dakikasını böyle sürekli şu şekilde izliyordum. Ardından kitabı okumaya başladım. Bir kere başı çok daha farklı başladı. Diyaloglar tamamen farklı başladı. Ya inanılmaz bir sahneye eklememişler. Dördüncü kitapta Weasley ailesi Harry'i almaya Dursley'lerin yanına geliyor ve şöminede sıkışmış derecede kalıyorlar. Sonra çıkıyorlar. Sonra Dursley'lerle konuşuyorlar. Dedim ki nasıl olmaz yani bu sahne. İnanamadım. Önce o şekilde başladı. Şaşırdım. Ve yazarın dili de kendine bir tık daha genç kitabından hafif böyle bir evet ben değişeceğim havası vermeye başlamıştı. Ve okurken film bir görsel şölense bir başyapıttı. Yani her sayfasını inanılmaz keyifli okudum. Her karakteri ki Weasley ailesi benim için böyle bildiğim Nirvana yaptı. Ron'u çok seviyorum. Fred ile George'u çok seviyorum. Ginny'yi de çok seviyorum. Yani kitaplarda daha doğrusu daha çok seviyorum. Filmlerde neden bu kadar
kamerayı oynattı. Filmlerde neden bu kadar etkisiz eleman olarak yaptıklarını Ginny'yi bilmiyorum ama kitaplarda birazcık zaman geçtikten sonra çok güzelleşiyor. Yavaş yavaş bu kitapta da işte o süreci başlıyor. Ben bu kitaptan sonra emin oldum. Artık dedim neden? Harry Potter hayranlarının neden? Ki keza ben de artık bir Harry Potter hayranı oldum kitaplarına. Kızdıklarını anlıyorum. Haklılar. Yani hiç ama yani sanki filmi kitabın fragmanı gibi. Bu kadar olmaz diyorsunuz. Yani yine buna da o kadar kızgın değildim. Tamam, okey, yine çok iyi yapmışlar diyorum derken Zümrüt Anka Yoldaşlığını okumaya başladım. Hiçbir şey yok filmde. Yani hiçbir şey yok. Fragmanın yarı fragmanı gibi kitapta olanlar. Bambaşka şeyler oluyor. Bir diyaloglar orada o kadar kısayken burada o kadar uzun ki her sayfasını tüyleriniz ürpererek okuyorsunuz. Yani genç kitabı olarak adlediliyor. Hani bakıldığında gerçekten karakterler de çok genç ama 28 yaşındayım. Yani böyle bir kitap okumadım diyorum okurken. Yazar karakter gelişimini de yani okuduğumuz kitaptaki sevdiğimiz karakterlerin de gelişimini o kadar güzel ve o kadar yerinde yapmış ki yani anlatırken bile şu an tüylerim ürperiyor. Bunu size verebiliyor muyum bilmiyorum ama mükemmeldi. Harry'ye çok kızmama rağmen ki benim favori karakterim asla Harry değil. Ve Harry ile Hermione şipleyenleri gerçekten asla anlamayacağım. Çünkü seriyi okuduğumda buna dair hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok ve birbirlerine de bence asla yakışmıyorlar. Bunu da böyle not geçmek istedim buraya. Ardından zaten tamam. Ateş Kadehi'nden sonra zaten benim için netleşti. Ben bir Harry Potter fanıyım ve yatıyorum, onu düşünüyorum, rüyamda onu görüyorum, uyanıyorum, Instagram'da reels'lere bakıyorum. Onlarla alakalı sürekli hikayeme bir şeyler atmak istiyorum. Onlarla alakalı daha fazla şeyler öğrenmek istiyorum. Sevdiğim karakterlerden de bahsedeceğim size yavaş yavaş. Ardından bir hiç vakit kaybetmeden Melez Prens'i okudum. Melez Prens ve zaten en sevdiğim kitabı Ölüm Yadigarları. Ölüm Yadigarları ya inanılmaz güzeldi. Bunu anlatabileceğim kelimeler henüz lügatımda yok. Mükemmeldi. Filmlerini de seviyorum ama hiçbir şeydi. Artık filmlerine baktığımda yani bir daha dönüp filmlerini izlemem. Hani karıştırmasınlar beynimi derim yani. Bir daha Harry Potter maratonu yapmak istiyorsam bunu hep kitap bazında yaparım. Çünkü bambaşka bir dünya, harika bir dünya, mükemmel. Ve o andan itibaren yani Ölüm Yadigarları bitip kapattığımda şöyle bir şey düşündüm. Hayatım değişti. Artık her sene, belki 7-8 ayda bir açıp Harry Potter maratonu yapacağım. Harry Potter'la alakalı her şeyi toplayacağım. Ve aklım bazen sürekli Harry Potter serisine gidecek, kitabına ve karakterlerine gidecek dedim. Ve gerçekten de öyle, hala öyle. Şu an onunla alakalı yani Harry Potter'la alakalı her şeyi elimden geldiğince toplamaya çalışıyorum. Tabii ki bütçemin yettiği kadarıyla hani bir anda her şeyi alamıyorum. Ama yavaş yavaş demem o ki yani bir kitap okudum arkadaşlar, hayatım değişti. Asla beklemezdim kendimden. Böyle bir sevgiyle ve şevkle Harry Potter okuyacağımı, seveceğimi, herkese önereceğimi seviyordum zaten. Yani kesinlikle asla kötü diyemezsin, asla düşük bir puan veremezsin ama hani okuduğumda ya evet güzeldi, hani okuduğuma mutlu oldum diyeceğimi düşündüm. Asla böyle bir şey yok. Kesinlikle Harry Potter okuyup özellikle 4. kitaptan sonra devam ettikten sonra okuyup ya evet iyi ama filmlerde olurmuş diyemiyorsunuz. Diyemiyorsunuz yani filmlerin hepsi kitapların %1'i kadar ancak gibi geliyor size. O diyaloglardaki o derinlik, o size vermeye çalıştığı yazarın bütün soru işaretlerinizi kafanızda yani her şey kalkıyor. Her şeyin cevabını yazar size veriyor ama filmlerde böyle değil. Benim filmlerde anlayamadığım şeyler bile burada o kadar güzel bir şekilde açığa çıkmıştı ki anlatamam. Kitapları okuduktan sonra en sevdiğim karakterler hala Weasley ailesi. Ron'u çok seviyorum. Sirius filmlerde biraz ilah gibiydi. Hani harika gösterilmişti ama kitaplarda öyle değildi. Daha gerçekçiydi. Daha hani hatalar yapmış bir insan gibiydi. Bu çok daha kitaplarda hoşuma gitti bu arada. Ve kitaplardaki Sirius'u daha çok sevdim açıkçası. Sıralama yapmam gerekirse en çok sevdiğim karakter Ron. Ardından Severus'u çok seviyorum. Hermione'yi, Hermione'yi çok seviyorum. Luna'yı çok seviyorum. Dobby'yi çok seviyorum. Harry'yi de çok seviyorum ama Harry'ye olan sevgim onun gözünden okuduğum için ve seçilmiş kişi olduğu için
Belki çok seveniniz vardır ve zaten Harry'den nefret etmiyorum. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın ama kitaplarda o kadar çok ilginç, o kadar çok sevilesi karakterler vardı ki sanki Harry onlara göre bir tık daha seçilmiş kişi olmasına rağmen bile sıradan kaldı. Yani o kadar ilginç bir şekilde Harry'nin gözünden okuyorum aslında. Ama Luna gibi bir karakteri okuyorum, Ron gibi şebek birini okuyorum, Hermione gibi inanılmaz zeki birini okuyorum, Dobby'yi okuyorum, Dumbledore'u, Severus'u. İstemsizce Harry'i de seviyorsunuz ama onları onun gözünden okuyup daha net şekillendirdiğiniz için diğer karakterler daha çok ilginizi çekiyor. Bu en azından benim için böyle olmuştu. Harry'i de seviyordum ama şöyle bir eksiklik buldum. Draco filmlerde çok havalı, karizmatik ve mutlaka böyle Draco'nun bir havası var. Ama kitaplarda bu hava Draco'da yok. Gerçekten baştan sona kötü. İlginç bir şekilde kötü. Eğer ki ben filmde o karakteri izlemeseydim, o karakterin havasını, öyle bir kötü ama böyle havalı çekiciliğini almasaydım, kitaplarda benim için Draco bir hiç ciddi anlamda kötü ve sebepsiz kötü. Sebepsiz sürekli bir şeylere saldırıyor. Filmlerde onu bir tık daha havalı yapmanın yolu, yani karakteri bulmuşlar daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Sevdiğim karakterleri de size söylemeden tabii ki gitmek istemedim. Wizarding World diye bir site var. www.wizardingworld.com diye. Orada işte Hogwarts'taki evinizi seçiyorsunuz. Benim Gryffindor çıktı binam. Binanızı seçiyorsunuz yani. Patronusumda şey çıktı. Eagle Owl. Kartal çıktı yani patronusumda. Yani çok bir Potterhead olmuşum şu an. O kadar hani belki de asla okumayanlar mesela bu videoyu izliyorsan ne diyor? Patronus diyor bu ya. Falan olabilir. Gerçi okumayan olsa bile en azından izlemeyen kalmamıştır artık Harry Potter'ı diye düşünüyorum. Yani ya öyle bilmiyorum. Çok güzeldi. Mutlaka okumayan, bekleten, aldım ama okumadım ya da aldım 2'den sonra okumadım ya da hiç almadım almayı planlıyordum diyen herkese buradan şöyle bir şey söylemek istiyorum. İnanın o kadar çok seveceksiniz ki. Basit bir dille yazılmış ama bu kadar etkili yazılmış. Yani hayatınızda görmediğiniz bir evren size sunuyor. Görmediğiniz karakterler, her şeyi baştan yazıyor ve bunu size öyle bir veriyor ki kafanız hiç karışmadan. Yani 5 yaşındaki çocuk okusa anlar ne demek istediğini ama o denli de etkili. Yani şiir gibi etkiliyor, tüyleriniz ürperiyor. Bunu nasıl aklına geldi diyorsunuz. Yazarı bu konuda, yazarı sevmesem de inanılmaz saygı duyuyorum. Yazarı sevmememin sebebi de film bittikten sonra filmle alakalı sürekli açıklamalar yapması. Çoğuna bakmadım zaten. Sürekli kendini saçma sapan bir moda sokacak değişik değişik açıklamalar yapması. Yazarı çok fazla sevmiyorum. Ama bunu yazmak da gerçekten yürek ister. Bambaşka bir dünya. Harika. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Söylemek istediğim tek şey şuydu zaten. Bir kitap okudum, hayatım değişti ve umarım siz de okumayan varsa, vardıysa eğer, Harry Potter okursunuz. İnanın çok seveceksiniz. Artık ben gideyim. Çok fazla saçmalıyorum. Fark ettim bunu. Sizi seviyorum. Görüşürüz.